Ben yolculuğu isteğe bağlı yaptım. Zorunlu olmayacak. İnsan isterse çıkacaktı. Sonra 22. yüzyıldaki insanlar yolcunun kurallara karşı geldiğini nasıl bileceklerdi? Ulusal polisin içinde özel bir birim kurdum. Bu konuyla ilgilenecekti. Zamanda yolculuk yaptıran ajansların adamları kütüphanelerde oturup kitaplar, dergiler ve gazeteleri karıştıracaklardı. Genç yolculardan biri başka birinin geçmişindeki olaylara karışacak olursa kitaplardaki sözcükler değişecekti. Örneğin Lee Harvey Oswald adı. Kennedy suikasti ile ilgili bütün metinlerden aynı anda silinecekti. O sahneyi gözümde canlandırınca bu değişikliklerin çarpıcı bir görsel efekte dönüştürülebileceğini anladım. Yüzlerce sözcük birbirine karışıyor, basılı sayfalarda yeniden düzene giriyorlar, Minicik, çılgın böcekler gibi ileri geri gidiyorlardı. Taktilo'da işim bitince yazdıklarımı okudum. Birkaç yerde düzelti yaptım. Sonra koridordan geçip mutfağa gittim. Sıklar Ajansı'na telefon ettim. Mary telefonda başka bir yerle görüşüyordu. Asistanına bir iki saate kadar büroya uğrayıp müsveddeyi bırakacağımı söyledim. ''Ne çabuk'' dedi kız. ''Evet, öyle galiba. Ama bu işler böyledir Angela.'' ''Zamanda yolculuk yapıyorsan kaybedecek bir saniyen bile yoktur.'' Angela bu cılız şakama güldü. <laughs> ''Tamam, Miri'ye yolda olduğunu söylerim. Ama acele etmene gerek yok. Postayla gönderebilirsin. Buraya kadar zahmet etmesen de olur.'' ''Postaya güvenmem hanımefendi.'' dedim Oklahoma Cowboy şivesine kayarak. ''Hiç güvenmedim. Bundan sonra da güvenmeyeceğim.'' Telefonu kapattıktan sonra... Ahize'yi bir kez daha elime alıp Trojan numarasını çevirdim. Meli'nin bürosu 5. caddede 12. ile 13. sokakların arasındaydı. John'un evinden pek uzakta değildi. Belki John benimle öğle yemeği yemek ister diye düşünmüştüm. Aynı zamanda bacağının nasıl olduğunu da merak ediyordum. Cumartesi gecesinden beri konuşmamıştık. Onu aramanın ve hatrını sormanın zamanı gelmişti. Değişik bir şey yok dedi John. Eskisinden daha kötü değil ama iyi de değil. Doktor iltihaplanmaya karşı bir hap verdi. Ama dün ilk hapı aldığımda kötü etkilendim. Kustum, başım döndü filan. Hala kendime gelemedim. Az sonra çıkıp Menettin'e gideceğim. Miristikler'i görmeye. Sonra uğrayıp seni görürüm diye düşünmüştüm. Belki yemek filan yeriz. Ama galiba sırası değil. Yarın gelsene. O zamana kadar toparlanırım. En azından bugünkünden daha iyi olurum. Evden saat on bir buçukta ayrıldım. Bergen sokağına gittim. Oradan da beni Manhattan'a götürecek F metrosuna bindim. Yolda birkaç kez tuhaf teknik arızalar oldu. Bir tünelde uzun süre bekledik. Vagonun ışıkları söndü. Dört durak boyunca yanmadı. York sokağındaki istasyondan nehrin öteki yakasına kadar inanılmaz yavaş geçtik. Meri'nin bürosuna ulaştığımda o çoktan yemeğe çıkmıştı. Çalışmamı Angela'ya bıraktım. Telefonlara yanıt veren, paketleri gönderen tombul yanaklı sigara tiryakisi kıza masasından kalkıp beni uğurlarken öpmesi beni şaşırttı. İtalyanlar gibi öptü. iki yanağımdan. Ne yazık ki evlisin. Senle ben sit, birlikte güzel müzik yapabilirdik. Angela hep böyle eşek şakaları yapardı. Tam üç yıl bıkmadan üzerinde çalışarak oldukça zarif bir rutine sokmuştuk işi. Bu oyunda üstüme düşen rolü oynayarak onun beklediği yanıtı verdim. Umudunu yitirme ancacığım. Eninde sonunda serbest kalacağım. Hemen Brooklyn'e dönmenin bir anlamı yoktu. Öyle sonrası gezintimi Village'da yapmaya eve dönmek üzere metroya binmeden önce de bir yerde bir şeyler yemeye karar verdim. Beşinci caddeden batıya döndüm kahverengi taşlı güzel evleri ve ufak bakımlı ağaçlarıyla 12. sokakta yürüdüm. New School'un yanından geçip 6. caddeye yaklaşırken düşüncelere dalmıştım bile. Bowen o odada kısılı kalmış durumdaydı. Grace'in düşünün beni hala rahatsız eden içeriği kafamın içinde yankılanırken kendi romanımla ilgili çeşitli fikirler gelmişti aklıma. Ondan sonra da nerede bulunduğumu unuttum. 30-40 dakika boyunca kör gibi sokaklarda dolaştım. Manhattan'da değil de Kansas City'deki o yeraltı odasındaydım daha çok. Çevremde olup bitene ancak göz ucuyla tanık oluyordum. Ayaklarımda derman kalmadığında Hudson sokağındaydım. White Horse meyhanesinin önünden geçiyordum. Kurt gibi acıktığımı fark ettim. Bunu fark eder etmez de dikkatim kafamdan mideme yöneldi. Artık oturup öyle yemeği yemeye hazırdım. Eskiden Whitehorse'a pek çok kez gitmiştim. Ama birkaç yıldır uğramıyordum. Kapıyı açtığım anda içeride hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görüp sevindim. Her zamanki kaba, sigara dumanına boğulmuş delikti. Aynı çentikli masalar, aynı sakat iskemleler, yerlerde aynı talaş, kuzey tarafındaki duvarda aynı kocaman saat. Bütün masalar doluydu ama barda oturabileceğim bir iki yer vardı. Taburelerden birine tüneyip hamburgerle bir bardak bira ısmarladım. Gündüz pek içmezdim ama White Horse'a adım atınca nostaljik bir hava gelmişti üstüme. 20'li yaşlarımın başında orada geçirdiğim saatlerimi hatırlamıştım. Ben de eski günlerin anasına bir kadeh içeyim dedim. Barmeni içkimi ısmarladıktan sonra sağ tarafta oturmakta olan adama bir göz attım. İçeri girdiğimde arkadan görmüştüm onu. Kahverengi kazaklı sıska bir adamdı. İçkisinin üzerine eğilmişti. Duruşu bana bir şey hatırlatmıştı. Neyle ilgili olduğunu bilemiyordum. Tanıdık gelen bir şey vardı belki. Ya da belki daha derinde bir şey. Yıllar önce aynı konumda oturan kahverengi kazaklı bir başka adamın anısı. Çok çok eski gelen minicik bir anı parçası. Bu adam başını öne eğmiş gözlerini kadehine dikmişti. Bardağı yarı yarıya skoç ya da burbon doluydu yalnızca profilini görebiliyordum. Sol eliyle bileği bu profili kısmen kapatmış olsa da yüzünün bir daha göreceğim aklımın ucundan bile geçmeyen birine ait olduğunu oracıkta anladım. M.R. Chang'a Mr. Chang? Nasılsınız? Adını duyan Chang bana döndü. Canı sıkkın ve belki de biraz sarhoş görünüyordu. İlkin benim kim olduğumu hatırlayamadı ama sonra gözleri parladı. Ah! Mr Sydney Mr Sydney ah oh, kibar adam Dün dükkanınıza gittim ama hiçbir şey kalmamıştı neler oldu Ah büyük sorun çıktı dedi Chang başını iki yana sallayıp içkisinden bir yudum alırken belli ki gözyaşları boşalmak üzereydi Mal sahibim bana kira artışı yaptı Ona var kontratım dedim ama o gülmek Pazartesi sabahı parası avucunda olmazsa kentin emniyet müdürüne getirip mallarımı almak istemek. Ben de dükkanımı cumartesi gecesi toplayıp gitmek. O mahallede hep var mafya adamlar. Dediklerini yapmazsan canıma kıyarlar. Bir avukat tutup adamı mahkemeye vermeliydiniz. Avukat yok. Çok para. Yarın yeni dükkan bakıyorum ben. Belki Queens ya da Manhattan'da. Artık Brooklyn olmaz. Kağıt sarayı kötü gitti. Büyük Amerikan rüyası kötü gitti. Merhamet duygularımın kabarmasına izin vermemeliydim ama Chang bana bir içki ısmarlamak isteyince ona hayır diyemedim. Öğleden sonra saat bir buçukta skoç içmek doktorun verdiği tıbbi tedavi listesinde yoktu. Daha da kötüsü Chang'la arkadaş olduğuma ve koyu bir sohbete daldığımıza göre onun ikramını karşılık vermek ve birer içki de ben ısmarlamak zorunda hissediyordum kendimi. Bu da yaklaşık bir saat içinde bir bardak bira ve iki tane double scotch demekti. Tam anlamıyla sarhoş olmama yetmezdi belki ama artık başım iyice dumanlanmıştı. Dakikalar geçtikçe her zamanki çekingenliğim de yavaş yavaş azalmakta olduğundan Chang'a Çin'deki yaşam hakkında bir sürü kişisel soru sordum. Amerika'ya nasıl geldiği hakkında da. İçki içmemiş olsaydım asla böyle bir şey yapamazdım. Söylediklerimin pek çoğu aklıma karıştırdı. Chang'ın aldığı alkol arttıkça kendine İngilizce olarak ifade edebilme yeteneği kötüleşti. Ama Beijing'deki çocukluğu, kültür devrimi ve ülkesinden Hong Kong üzerinden tehlikeli bir yolculukla kaçışı hakkında dinlediğim hikayeler arasında bir tanesi özellikle ilgimi çekti. Koşkosuz konuşmamızın başında anlattığı için Babam matematik öğretmeniydi. Beijing'de 11 numaralı lisede. Kültür devrimi yapılınca babama kara çetenin üyesi dediler. Yani gerici Burcuva. Bir gün kızıl muhafız öğrenciler kara çeteye Başkan Mao tarafından yazılmamış bütün kitapları kütüphaneden çıkartmalarını emrettiler. Bunu yapsınlar diye Onları kemerleriyle kırbaçladılar. Bunlar kötü kitaplar dediler. Kapitalizmi ve revizyonist fikirleri yayıyorlar. Bu yüzden yakılmalılar. Babam ve öteki kara çete öğretmenler kitapları spor sahasına taşıyorlar. Kızıl muhafızlar onlara bağırıyor. Söylediklerini yapmaları için dövüyorlar. Babamlar ağır ağır kitapları taşıyorlar. Sonunda da dağ gibi yağılıyor kitaplar. Ah, kızıl muhafızlar onları ateşe veriyor. Babam ağlamaya başlıyor. Bu yüzden babamı kemerleriyle dövüyorlar. Ateş büyüyor. Daha çok sıcak yayıyor. Kızıl muhafızlar kara çeteyi ateşin yanına kadar itekliyorlar. Başlarını eğip öne eğilmeleri istiyorlar? Büyük kültür devriminin alevlerinin onlara sınadığını söylüyorlar. Ağustos ayında sıcak bir gün. Korkunç bir güneş var. Babamın yüzünde ve kollarında yanıklar olur. Bütün sırtında çürükler, kesikler. Evde annem bunları görünce ağlamaya başlar. Babam da ağlar. Hepimiz ağlarız Mr Sydney. Ertesi hafta babam tutuklanır. Bizi de çiftlik yapmamız için köylere gönderirler. İşte ülkemden, çinimden nefret etmeyi o zaman öğrendim. O günden sonra Amerika'nın hayalini kurdum. Burası da kötü bir ülke. Her yer aynı. Herkes kötü, bozuk. Bütün ülkeler kötü ve bozuk. İkinci kadeh Katy Sark viskimi bitirdikten sonra Chang'ın elini sıkıp gitme zamanımın geldiğini söyledim. Saat iki buçuk dedim. Yemekten önce alışveriş yapmak için artık Cobble Hill'a dönmeliyim. Chang bozulmuş göründü. Benden ne beklediğini bilmiyordum. Ama belki de ona bütün gün içki aleminde arkadaşlık edeceğimi sanmıştı. Sorun yok. Sizi evinize arabamla götürürüm. Arabanız mı var? Elbette. Herkesin arabası vardır. Sizin yok mu? Yok. New York'ta arabaya gerek yok ki. Gelin Mr. Seed. Siz beni neşelendirdiniz. Yeniden mutlu ettiniz. Ben de sizi evinize bırakacağım. Hayır, sağ olun. Sizin durumunuzdaki biri araba kullanmamalı. Çok alkollüsünüz. Alkollü? Çok içki içtiniz. Saçma. Mr. Chang'ın aklı başında. Bunu duyunca gülümsedim. Gülümsediğimi gören Chang birden kahkaha atmaya başladı. Cumartesi günüdük. Yanında duyduğum kahkahanın aynısıydı. Kesik ve kısa fışkırmalar. <laughs> neşeli değildi, <laughs> sinirli gibiydi kahkahaları. Kupkuru ve ruhsuzdu nedense. İnsanlar güldüğünde duyulan kıpır kıpır oynak tondan yoksundu. Çank sözlerini güçlendirmek için bar taburesinden aşağı atladı. Dengesini yitirmediğini ve düz bir çizgi üzerinde yürüyebildiğini kanıtlamak üzere salonda bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse sınavı geçti. Hareketleri düzgün ve doğaldı kendini kontrol altında tutabiliyor gibi görünüyordu. Bu adamı durdurmanın mümkün olmadığını, beni eve arabayla götürmeye kararlı olmasının tutkuya, saplantıya dönüştüğünü anlayınca istemeye istemeye razı oldum ve teklifini kabul ettim. Arabasını yan taraftaki peri sokağına park etmişti. Beyaz cantlı, açılır tavanlı, kıpkırmızı bir ponti yaktı araba. Çanga arabasının taze bir jersey domatesine benzediğini söyledim. Ama sözde Amerikalı başarısız bir adamın böyle pahalı bir arabaya nasıl edindiğini sormadı. Apaçık bir gururla önce benim tarafımdaki kapıyı açıp beni yan koltuğa oturttu. Sonra arabanın ön tarafından dolanırken arabanın tavanını okşadı. Kaldırma sıçrayıp sürücü kapısını açtı. Direksiyonun arkasına yerleşince bana dönüp sırıttı. Sağlam mal. Evet, çok etkileyici. Rahatınıza bakın Mr. Seed. Koltuğun sırtı geriye yatıyor. İyice yaslan. Uzanıp hangi düğmeye basmam gerektiğini gösterdi ve gerçekten de koltuk geriye yatmaya başladı. 45 derecelik bir açı oluşturunca durdu. İşte böyle. Konforlu yolculuk etmek daha iyidir. Ona hak verdim. O çakır keyif durumumda dimdik oturmama koşuma gitmişti. Çan karabanın motorunu çalıştırdı. Gözlerimi kapayıp Grace'in akşam yemeğinde ne isteyebileceğini, Brooklyn'e dönünce neler almam gerekeceğini tahmin etmeye çalıştım. Bu yaptığımın bir hata olduğu çıktı ortaya. Gözlerimi açıp Chang'ın nereye gittiğine bakacağıma hemen kaldım. Güpe gündüz içki içip sarhoş olan herkes gibi. Araba durup Chang kontağı kapatana kadar da uyanmadım. Cobble Hill'da olduğumu sanarak beni getirdiği için Chang'a teşekkür edip kapıyı açmak üzereydim ki başka bir yerde bulunduğumun farkına vardım. Tanımadığım bir semtte, kalabalık bir alışveriş caddesindeydim. Oturduğum mahallenin çok uzağında bulunduğumdan kuşku duymuyordum. Daha iyi görebilmek için doğrulup oturduğumda tabelaların büyük çoğunluğunun Çince olduğunu gördüm. Neredeyiz? China Chinatown. iki numara. Beni neden buraya getirdin? Arabayı sürerken aklıma güzel bir fikir gelmek. Ha, yandaki sokakta güzel küçük bir kulüp var. Tam rahat edilecek yer Mr. Sid. Çok yorgun görünüyor. Sizi oraya götüreyim. Kendinizi iyi hissedin. Sen neden söz ediyorsun? Saat 3'ü çeyrek geçiyor eve dönmem gerek. Yarım saatçik. Size çok iyi gelecek söz veriyor ben. Sonra sizi eve götürürüm tamam mı? İstemem. Bana en yakın metro istasyonunu göster. Ben kendim dönerim eve. Lütfen. O benim için çok önemli. Belki bir iş fırsatı olacak. Akıllı bir adamın övdüğüne ihtiyacım var. Siz çok akıllısınız Mr. Seed. Size güvenebilir ben. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Önce rahatlamamı istiyorsun sonra bana akıl danışmak istiyorsun. Hangisi? İkisi de. Hepsi birden. Orayı görün, rahatlayın. Sonra ne düşündüğünüzü söyleyin bana. Çok basit. Yarım saat. Elinizi cebinize atmayacaksınız. Hepsi benden. Bedava. Sonra sizi Brooklyn'e, Coppelhill'a götürür ben. Arabamla. Anlaştık? Öğle sonrası gitgide tuhaflaşmaktaydı. Ama kendisiyle birlikte gitmem için Chang'ın beni kandırmasına göz yumdum. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Belki meraktan ama tam tersi de olabilir. Belki de tam bir umursamazlıktan. Chuck sinirime dokunmaya başlamıştı. Durmadan bana yapışmasına artık katlanamıyordum. Özellikle onun o komik arabasına tıkılmış otururken. Yarım saatimi vermem, onu tatmin edecekse oyuna katılmaya değer diye düşündüm. Pontiac'tan indim. Sokak boyunca dizilmiş balıkçı dükkanlarından ve sebze tezgahlarından yayılan keskin ve ekşi kokuları içime çekerek kalabalık caddede peşi sıra gittim. İlk köşe başında sola döndük. 30 metre kadar yürüdük. Sonra yine sola dönüp bir ucunda cüruf biriketinden küçük bir bina bulunan dar bir aralığa saptık. Penceresiz, yassı bir damı olan küçük, tek katlı bir binaydı burası tam soygun yeriydi ama içimde en ufak bir korku yoktu. Chang pek keyifliydi. Her zamanki gibi kafasına koyduğunu yapıyor, hedefimize ulaşmamız için çabalıyordu. Yuruf biriketinden sarı binaya vardığımızda Chang parmağını kapı ziline bastırdı. Birkaç saniye sonra kapı birkaç santim aralandı. 60 yaşlarında Çinli bir adam kafasını dışarı uzattı. Chang'ı görünce tanıdığını belli edercesine başını salladı mandarin dilinde bir şeyler konuştular. Sonra adam bizi içeri aldı. Çang'ın rahatlama kulübü dediği yerin düşük ücretli işçi çalıştıran sağlıksız bir küçük iş yeri olduğu belliydi. Üzerlerinde dikiş makineleri duran masalarda oturan 20 tane Çinli kadın, ucuz sentetik kumaşlardan giysiler dikiyorlardı. Biz girdiğimizde bir teki bile başına kaldırıp bize bakmadı. Çank onların yanından olabildiğince çabuk geçti. Sanki kadınların farkında bile değildi. Masaların çevresinden dolanarak yürümeye devam ettik. Sonunda salonun dibinde bir kapıya vardık. Yaşlı adam geçmemiz için kapıyı açtı. Çankla ben arkamızda kalan atölyeye kıyasla son derece karanlık simsiyah bir mekana adım attık. Öyle ki ilk başta hiçbir şey göremedim. Gözlerim karanlığa biraz alışınca bulunduğumuz yerin değişik noktalarında parlayan, düşük vatlı, cılız ışıklı birkaç lamba fark ettim. Her birinde değişik renkli bir ampul yanıyordu. Kırmızı, sarı, mor, mavi. Bir an aklıma Çang'ın dükkanındaki Portekiz malı defter geldi. Cumartesi günü görmüş olduğum defterlerin hala durup durmadığını merak ettim. Eğer duruyorlarsa Çang acaba onları bana satar mıydı? Oradan ayrılmadan önce bunu Çang'a sormalıyım diye aklımın bir yerine yazdım. Chang beni yavaş yavaş yüksek bir sandalyeye ya da tabureye yöneltti. Oturma yeri dönen, totonca ele yumuşacık gelen deri ya da suni deriden bir şeydi. Oturdum. Chang da yanıma oturdu. Bulunduğumuz yerin bar gibi bir şey olduğunu anladım. Cilalı, oval bir bar tezgahı salonun ortasında dolduruyordu. Artık çevremi daha net görebiliyordum. Karşımızda oturan birkaç kişi vardı. Takım elbiseli, kravatlı bir takım adamlar. Çiçekli gömlek giymiş bir Asyalı erkek ve üzerlerinde giysi olduğunu sanmadığım iki üçte kadın. Ah diye düşündüm. Demek burası böyle bir yer. Bir seks kulübü. Tuhaftır ki fonda çalmakta olan müziği o sırada fark ettim. Görünmeyen bir müzik setinden gelen yumuşak, tempolu bir müzikti. Hangi şarkı olduğunu çıkarmaya çalıştım ama tanıyamadım eski bir rock and roll parçasının teneke orkestra uyarlaması olabilirdi. Belki Beatles'tır. Ama olmayabilirdi de. Evet Mr. Sid. Ne düşünüyorsunuz? Ona yanıt veremeden bir garson tepemize dikilip ne içeceğimizi sordu. Daha önce bizi kapıyı açan adam olabilirdi bu. Ama emin olamadım. Kardeşi de olabilirdi. Ya da bu işletmede payı olan bir başka akrabası. Chang öne eğilip kulağıma Alkol değil Sahte bira Yedi ap kola Böyle bir yerde içki satmak çok tehlikeli İçki ruhsatı yok Neler içebileceğimi öğrendiğime göre Kolayı seçtim Chang da benim gibi yaptı Yepyeni bir yer burası Dedi eski kırtasiyeci Daha bu cumartesi açıldı hala sorunlar var ama ben burada büyük potansiyel görüyor. E bana da hissedar olmak isteyip istemediğimi sordular. Burası bir genel ev. Yasa dışı bir işe başlamak istediğinden emin misin? Genel ev değil. Çıplak kadınların çalıştığı dinlenme evi. Çalışan erkeklerin rahatlamasına yardım ediyorlar seninle de tartışacak değilim. Bu kadar meraklıysan hiç durma. Ama ben senin iflas ettiğini sanıyordum. Para hiç sorun değil. Ödünç alırım. Eğer bu işletmeden gelecek kar ödünç alacağım paranın faizinden fazla ise her şey yolunda demektir. Eğer? Birazcık eğer. Burada çalışacak harika kızlar var. Kainat güzeli. Merlin Moro. Ayın oyun arkadaşı. En civelek, en seksi kadınlar. Hiç erkek karşı koyamaz. Gel sana göstereyim. Hayır sağ ol ben evliyim. İhtiyacım olan şey evimde var. Her erkek böyle söyler. Ama organın görevine üstün gelir. Sana bunu kanıtlayacak ben. Ona engel olmama fırsat vermeden Chang oturduğu yerde döndü. Eliyle işaret edip birini yanına çağırdı. Onun işaret ettiği yöne bakınca duvarda yan yana dizilmiş beş altı tane kokteyl bölmesi gördüm. Salona ilk girdiğimde bunlar gözümden kaçmıştı. Üç tanesinde çıplak kadınlar oturuyordu, besbelli müşteri bekliyorlardı. Ama öteki bölmelerin perdeleri kapalıydı. Herhalde oralardaki kadınlar iş üstündeydiler. Kadınlardan biri oturduğu yerden kalkarak yanımıza geldi. En iyisi bu. En güzeli. Ona Afrika prensesi diyorlar. Karanlığın içinden uzun boylu siyah bir kadın sıyrıldı. Boynunda taklit inci ve elmaslardan bir boğazlık vardı. Dizlerine kadar uzanan beyaz çizmeler giymişti. Bir de beyaz ip külot. Saçları incecik örgüler halinde tepesinde toplanmıştı. Uçlarındaki küçük halkalar kadın yürürken rüzgar çanları gibi çıngırdıyorlardı. Yürüyüşü zarifti. Salına salına ve dimdik yürüyordu. Ona neden prenses denliği belli oluyordu. Barın iki metre kadar yakınına geldiğinde çangın abartmamış olduğunu anladım. Çarpıcı bir güzelliği vardı kadının. Belki de gördüğüm en güzel kadındı. Üstelik olsa olsa 20, bilemediniz 22 yaşındaydı. Cildi o kadar pürüzsüz, o kadar çekiciydi ki elimi uzatıp dokunmamak için kendime güç tuttum. Arkadaşıma merhaba de. Seninle sonra görüşürüz. Kadın bana dönüp gülümseyince bir dizi ince gibi diş göründü. Bonjour chérie, tu parles franchise? Ne yazık ki hayır, Yalnız İngilizce konuşuyorum. Adım Martini. Adım Sydney. Sonra sohbeti başlatmak amacıyla ona Afrika'da hangi ülkeden geldiğini sordum. Paste Afrik, Haiti. Son sözcüğü üç Ece'de söylemişti. Haiti. Berbat bir yer. Duvalier çok mentioned. Burası daha iyi. Başımı salladım. Söze nasıl devam edeceğimi bilemiyordum. Başımı derde sokmadan kalkıp buradan çıkmak istiyordum. Ama yerimden kımıldayamıyordum. Bu kız bana fazla gelmişti. Gözlerimi ondan alamıyordum. Two weeks dancer avec me. Benimle dans eder misin? Bilmiyorum. Belki... Peki, dans edemem. Başka bir şey bilmiyorum. Yani belki bir şey... Eğer fazla ileri gitmiş olmazsam... Bir tek şey mi? Acaba... Acaba size dokunsam rahatsız olur musunuz? Dokunmak mı? Dokun. Basit bir şey bu. Elimi uzatıp kadının çıplak kolunda gezdirdim. Ne kadar çekingensin. Cehenneme doğru yol almakta olduğumu fark edecek kadar ayıktım. Ama yine de aldırmadım. Kadının ufak göğüslerini avuçlarıma aldım ve bir süre tuttum. E şimdi oldu. Şimdi ben de sana dokunayım tamam. Olur demedim ama olmaz da demedim. Düşüncesinin masum olduğunu varsayıyordum. Yanağımı okşayacak, parmağını dudaklarımın üzerinde geçirecek, elimi cilveyle sıkacaktı. Oysa bambaşka bir şey yaptı. Sanırım artık dans edebilirsiniz. Benimle geliyorsun, değil mi? Bereket Chunk, Erkek Zayıflığının bu acınası küçük sahnesine bakıp gülmedi. Dediği çıkmıştı. Zaferiyle böbürlenmek yerine ben Martine'nin peşinden bölmesine doğru ilerlerken bana göz kırptı. Her şey ancak banyo küvetinin suyla dolması kadar bir zaman aldı. Martine bölmenin çevresindeki parçayı kapatır kapatmaz pantolonumun kemerini çözdü. Birkaç saniye içinde pişmanlık çöküverdi içime. Kotumu çekip kemerimi takarken pişmanlık yerini utanca ve vicdan azabına bıraktı. Tek istediğim oradan bir an önce çıkmaktı. Martine'ye borcumu ne kadar olduğunu sordum ama o eliyle beni savdı. Arkadaşımın bunu daha önce hallettiğini söyledi. Ona veda ederken beni öptü. Perdeyi aralayıp bara çangı bulmaya gittim. Orada yoktu. Belki kendine bir kadın bulmuş ve onunla bir bölmeye çekilmişti. Gelecekte yanında çalıştıracağı kızlardan birinin profesyonel niteliklerini sanıyordu. Ne yaptığını öğrenmek için zaman yitirmedim orada. Onu görememiş olabilirim diye bar tezgahının çevresinde bir tur attım. Sonra dikiş atölyesine gidip kapıyı bulup dönüş yoluna düştüm. Ertesi sabah, çarşamba sabahı yine Grace'e yatakta kahvaltı götürdüm. Bu kez rüyalardan söz açmadık. Ayrıca ikimiz de ne gebeliğe ne de bu konuda Grace'in ne yapacağına değindik. Konu hala bir sonuca bağlanmamıştı. Ama bir gün önce Queens'te utanç verici davranışımdan sonra bu konuyu açmayı göze alamıyordum. 36 saat gibi kısa bir süre içinde ahlaki değerler bakımından kendini üstün gören biri olmaktan çıkıp suçluluk duyan aşağılık bir koca olmuştum. Bununla birlikte cesaretimi yitirmedim. Bu sabah oldukça sessiz olmasına karşın Grace'in bir şeyden kuşkuladığını sanmıyordum. Onunla birlikte metroya kadar yürümekte ısrar ettim. Bergen sokağındaki istasyona kadar dört sokak boyunca elini tuttum. Yolun büyük bölümünde gündelik şeylerden konuştuk. 19. yüzyıl Fransız fotoğrafçılığı hakkındaki bir kitaba hazırladığı kapak tasarımı, bir gün önce teslim ettiğim film senaryosu ve buradan gelmesini umduğum para, o gece akşam yemeğinde ne yiyeceğimiz vesaire. Sonuncu sokağa vardığımızda Grace birden konuyu değiştirdi. Elimiz sımsıkı tutup. Birbirimize güveniyoruz, değil mi Sid? Elbette güveniyoruz. Güvenmeseydik birlikte yaşamazdık, değil mi? evlilik güven üzerine kurulu bir şeydir. İnsanlar zor günler geçirirler değil mi? Ama bu sonunda her şeyin çözümlenmeyeceği anlamına gelmez. Biz zor günler geçirmiyoruz Grace. Biz o günleri geride bıraktık. Biz kendimize gelmeye başlıyoruz artık. Bunu söylemene sevindim. Senin sevinmen beni de sevindirdi. Ama neden? Çünkü ben de böyle düşünüyorum.'' Bebeğe ne olursa olsun aramızda her şey iyi olacak, başaracağız. Zaten başardık. Doğru yoldayız bebeğim, bu yoldan ayrılmayacağız da. Grace durdu. Eliyle ensemden tutup beni kendine çekip öptü. En iyisisin Sidney. Ne olursa olsun bunu aklından çıkarma. Neden söz ettiğini anlayamadım. Ama ne demek istediğini sormama fırsat kalmadan kollarımdan sıyrıldı, metroya doğru koşmaya başladı. Kaldırımda durduğum yerde kaldım. Durağa kadar olan son 10 metreyi koşarak geçen Grace'i izledim. Metroya giden merdivenin üst basamağına vardı. parmakla tutundu ve basamaklara inip gözden kayboldu. Eve dönünce bir saat kadar oyalandım. Sükler Ajans saat dokuz buçukta açılana kadar zaman öldürdüm. Kahvaltı bulaşığını yıkadım. Yatağı topladım. Salonu düzene soktum. Sonra mutfağa dönüp Mary'e telefon ettim. Görünürdeki neden Angela'nın benim bıraktığım kağıtları vermeyi unutmadığından emin olmaktı. Unutmadığını biliyordum. Asıl amacım Mary'nin bu konuda ne düşündüğünü öğrenmekti. İyi olmuş derken sesinde ne aşırı bir heyecan ne de müthiş bir hayal kırıklığı okunuyordu. Bununla birlikte taslağı bu kadar çabuk hazırlamış olmam Meri'nin son sürat bir iletişim mucizesi gerçekleştirmesine sağlamıştı. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Faks makinelerinin, elektronik postaların ve ekspres mektupların bulunmadığı o günlerde senaryoyu Kaliforniya'ya özel ulakla göndermişti. Bunun da anlamı benim çalışmamın dün gece ülkenin öbür ucuna postalanmış olmasıydı. Kaliforniya'daki bir başka müşterime bir sözleşme göndermem gerekiyordu. Kuryeyi saat üçte büroya çağırmıştım. Öğle yemeğinden sonra senin taslağını okudum. Yarım saat sonra da kurye sözleşmeyi almaya geldi. Bu zarfta el eye gidecek dedim. Gelmişken bunu da alın. Kuryeye senin taslağını da verdim hemen. Üç saate kalmadan Hunter'ın masasında olur. Harika. Ama fikrime ne diyorsun? Sence kabul edilebilir mi? Bir kez okuyabildim. İyice inceleyecek zamanım olmadı. Ama fena gelmedi bana Sid. Çok ilginç, güzel hazırlamışsın. Ama şu Hollywoodluların ne yapacağı belli olmaz. Bana kalırsa onlara göre fazla karmaşık. Öyleyse hiç umutlanmayayım. Ha, öyle demek istemiyorum. Ama bütün umutlarını ona bağlama. Bağlamam. Ama iyi para değil mi? Bak o cephede sana iyi haberlerim var. Ben de seni arayacaktım ama sen önce davrandın. Portekiz'de bir yayıncı senin son iki romanına talip oldu. Portekiz'de mi? Sen hastanedeyken otoporte İspanya'da yayımlanmıştı. Sana söylemiştim biliyorsun. Çok iyi eleştiriler aldı. Şimdi de Portekizliler ilgileniyorlar. Çok güzel. Herhalde 300 dolar filan öneriyorlardır. Her kitap için 400 dolar. Ama 500'e çıkartabilirim kolayca. Tamam Mary. Ajans komisyonunu ve Portekiz'deki vergileri düşünce elime 40 kuruş filan geçer. Doğru ama en azından Portekiz'de yayımlanmış olacak kitapların. Bunda ne kötülük var? Yok. Posseo en sevdiğim yazarlardan biri. Salazar'ı kovdular ve adam gibi bir hükümet kurdular. Lisbon depremi Voltaire'da Condidi'yi yazması için esin verdi. Savaş sırasında Portekiz binlerce Yahudinin Avrupa'dan çıkmasına yardımcı oldu. Müthiş bir ülke. Oraya hiç gitmedim ama hoşuma gitsin gitmesin şimdi orada yaşıyorum. Portekiz kusursuz. Son günlerde olanlara bakarsam Portekiz olması kaçınılmazdı. Sen neden söz ediyorsun şekerim? Uzun hikaye. Başka bir gün anlatırım sana. Sonra görüşürüz.